Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin orta salonunda yer alan Geçidit krallıklarına ait eserler, Anadolu'nun zengin kültür mirasının sanatsal ögelerle anlatımının en güzel örneği. Kavimler Kapısı Anadolu, Hititlerle en görkemli günlerini yaşadı. Bin tanrılı Hititler, savaş sanatını, günlük yaşamdaki kültürü ve kralların eşitlikçi yaklaşımını bu eserlerle kanıtlıyor. Milattan önce 2000 yılının yaşandığı dönemde Hititler dünyanın dört büyük devletinden biriydi. Karşısında yüksek kültüre sahip Asur ve Babil'in yanı sıra Mısır gibi dünya mirasına damgasını vurmuş bir başka süper güç bulunuyordu. İmparatorluk çağının yaşandığı bu yıllarda Hititler öylesine büyük bir güce kavuştular ki Mısır'ı dahi titreten ve hatta dünyanın ilk barış anlaşması olan ve bugün Birleşmiş Milletler binasının girişinde yer alan Kadeş Anlaşması'yla varlığını bugün bile tüm dünyaya kanıtlayan bir süper güç. Geçidit beyliklerinden önemli merkezlerden bir diğeri de Malatya'daki Aslantepe'dir. Malatya Aslantepe aslında Geçidit dönemi adını verdiğimiz dönemin belki de en eski yerleşim yeridir. Üslup ve tarz olarak Hitit İmparatorluk dönemini çok güzel yansıtmakla beraber daha sonraki dönemlerde buraya gelen ve yapılan saldırılarda tutunamayan kralların yerine daha sonra Kumbuh Kralı yani Adıyaman bölgesindeki krallıklardan biri olan Kumbuh'un başındaki Mutallı isimli kralın heykeli burada bulunmuştur. Bu da bize çok uzun yıllar Malatya'daki bu Aslantepe Geç Beyliği'nin kullanıldığını ve hiçbir zamanda önemini yitirmediğini göstermektedir. Özellikle Tarhunza isimli kralın iyi yönetememesinden dolayı Urartu beylikleri tarafından kıstırılıp yenilgiye uğratılmış ve daha sonra Asurluların etkisindeki Kumbuh Krallığı tarafından yollanan bir kral olan Mutallu tarafından yönetilmiştir. Ancak sütunlu girişlerine ve tarz olarak üsluplarına baktığımızda buradaki ortostatların Hititli özellikleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Geç Hititler döneminde özellikle sarayların dış duvarlarına resmedilen ortostatlar kralların ve tanrıların hayatlarını bize göstermektedir. Burada tanrıları tanıtmakla beraber hangi tanrıların nasıl olduğunu göstermekle beraber kralların da ileride öldüklerinde tanrı katına ulaşıp bir tanrı olduğunu gösteren deyim yerindeyse birazcık onların gururlarını okşayan taş eserler olduklarını görüyoruz. Hititler Anadolu'da büyük bir uygarlık yaratmış. Dünyanın ilk demokrasisine, ilk meclisine, ilk ticaretine, ilk turizmine öncülük etmiş. Fakat ayrıntıları tam olarak bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 asır boyunca devam eden Hitit siyasi birliği bir gün yok olmuş.
yok oluş, siyasi birliğin izlerine rastlanmamasıyla sınırlı. Elbette Anadolu halkı bir biçimde varlığını sürdürüyor. Ama var olan uygarlığını ve kültürünü devam ettiremiyor. Anadolu'nun büyük süper gücü olan Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Hititler güneye, yani Adana'ya, Gaziantep'e ve Malatya'ya yerleştiler. Burada krallıklar kurdular. Biz bunlara bugün Geç Hitit Krallıkları diyoruz. İmparatorluk kültürüne ait izleri daha sonra Fırat Havzası'nda bulunan Kargamış ve Tarhuntaşya kalıntılarında görüyoruz. Bu kalıntılar bize Hititlerin varlığını yeniden gösterirken, böylesine büyük bir uygarlığın dünyadaki varoluş öyküsü yüreklere su serpiyor. Kavimler göçüyle başlayan bu çalkantılı dönem yaklaşık 500 yıl sürdü. Bu 500 yıl sonunda Geç Hitit Beylikleri adını verdiğimiz dönemde, M.Ö. 7. yüzyılda Asur'un egemenliğini tamamen göstermesiyle Anadolu'da sona erdi. Bundan sonra bu beyliklerle ilgili pek bir buluntuya rastlayamıyoruz, pek bir haber alamıyoruz. Sadece Lubice yazısı kendisini biraz daha gösteriyor. Ancak o da bir süre sonra tamamen yok olup gidiyor. Bu konudaki bilgilerimizin azlığı, Geç Hitit dönemi dediğimiz bu dönemin bilgilerin azlığı birazcık da kazıların yetersizliğine bağlanıyor. Bu bölgelerde hem sınır olması hem de çeşitli diğer nedenlerden dolayı bu bölgelerde kazıların yapılamaması bize bu konudaki bilgilerimizin yetersizliğini sonucunu doğuruyor. Bundan sonra umuyoruz ki bu bölgelerde daha çok kazılar yapılır ve bu dönem Anadolu'nun karanlık olan dönemini tamamen açığa çıkartır. Ortostatların, yani bu kabartmaların bir dili var. Onlar sanki canlı birer varlıkmış gibi kendilerini ifade ediyor. Onlara bakarken Kadeş Savaşı'nda kazanılan başarıyı, Tanrıçaya ve Tanrılara verilen önemi, kralların Tanrılara olan yakınlığını ve korkusunu, aile yaşamının, onlar kral dahi olsalar bizlerden farklı olmadığını, müzikte, sanatta ve kültürde bugün Anadolu geleneğinin o günde yaşandığını açıkça görebiliyoruz. Malatya Aslan Tepe'nin girişinde bulunan aslanlar ve Zincirli'de bulunan aslanlar Anıtkabir'in aslanlarına esin kaynağı olmuştur. Anıtkabir'in mimarları Orhan Emin Onat ve Orhan Arda bu aslanları seçerken Anadolu'nun kültürel zenginliği ve aslanların koruyucu özelliğinden yararlanarak bu kaynaklamayı oradan yapmışlardır. Anıtkabir'in mimarları bu aslanlardan esinlenerek Anıtkabir'deki Aslan Yolu inşa etmişlerdir. Geç Hitit eserlerinin çoğunda Arami etkisi bulunmakta. Müzik
bu kapı aslanı bir yandan özgün bir heykeltıraşlık örneği gösterirken bir yandan da kenti koruyan güçlü kişiliğiyle öylece duruyor. Geçitit Krallığı döneminde Kargamış kabartmalarına baktığımızda Kubaba'nın yine en önemli tanrılardan biri olduğunu görüyoruz. Evet, 9000 yıldır süre gelen ana tanrıça geleneği Geçitit döneminde de varlığını koruyor. Bu tanrı Frigya'da Kibeleia, eski Yunanistan'da Kibele, daha sonra Artemis ve Roma'da Magna Carta adını alacak. Çok tanrılı dönemin ana tanrıçası tek tanrılı dönemde elbette ki yok. Ama Hristiyanların Meryem Ana kültüne bakıldığında Meryem Ana'nın Kubaba'nın veya Artemis'in veya Kibele'nin bir devamı olduğu söylenebilir. Geçitit sanatının Yunan sanatına da etkileri olmuş. Bu kabartmalar üzerinde bulunan Hitit modası, saç modellerinde, giyim kuşamda, giysilerin kıvrımlarında, grifon tasvirlerinde, ve asker giysilerinde Helen ve Yunan modasının gelişiminde önce olmuş. Aslında Luviler bir topluluk olarak Güneydoğu Anadolu'da, daha doğrusu güney bölgelerde yaşamış olan küçük ve çok etkin olmayan bir topluluk. Ancak dilleri o kadar etkili olmuş ki Geçitit beylikleri yıkıldıktan sonra bile kullanılmış ve daha sonra yok olmuştur. Ancak Luviler, Luvice dili Hititlerin kullandığı Neşili dilinden veya Hititçeden farklı olarak hiyeroglif yazısı tarzındadır. Buna aynı zamanda Anadolu hiyeroglifi de denmektedir. Anadolu'daki toplulukların kullandığı bir dil olarak karşımıza çıkar. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Anadolu'daki halk bu dili, daha doğrusu Hititçe'yi pek anlayamamış, çivi yazısını pek sökememiş. Ancak bu hiyeroglif yazısını anladığı için onlara belki çok daha anlaşılır ve kolay gelmiştir. Kargamış'taki bulunan bu ortostatların büyük bir kısmının üzerinde de bu Luvice yazısını rastlamaktayız. Özellikle Kral Kamanis oğlu Yariris'i halkına tanıtırken bir söylev vermişti ve bu söylev andezit taşın üstüne hiyeroglif, Luvi hiyeroglif olarak işlenmiştir.
Hititler çivi yazısı kullandılar ve özgün dillerini kil tabletler üstüne yazdılar. Hitit tarihinin araştırıldığı ilk yıllarda bu yazıların okunması ve bu gizemli kültürün ve uygarlığın dünyaya tanıtılması en önemli çalışmaydı. Bir gün, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, yağmurlu bir İstanbul akşamında, Sirkeci Garı'na bir tren geldi. Önemli bir yolcu taşıyordu bu tren. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu üniformasını giymiş olan Çek asıllı Bedřich Rozny'ydi bu yolcu. Bedřich Rozny, Müze-i Hümayun'daki çalışmalarına başladı. Ve kil tabletler üstünde yaptığı çalışmalar uzun yıllarını aldı. Bu tabletler bugün sizlere sunduğumuz bilgileri içeriyordu. Gılgamış Destanı, dünyanın bilinen yazılı en eski destanıdır. Çivi yazısıyla kil tabletler üzerine yazılmış. Ve bu destan, Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgiler veriyor. Gılgamış Destanı, Akat ve Sümer mitolojilerinde geçer. Ve Akat dilinde yazılmış tabletlerden oluşur. Bu tabletlerden 12'si günümüze ulaşabilmiş. Tabletlerdeki metne göre destan, Gılgamış'ın özelliklerini övgüyle anlatarak başlar. Gılgamış Destanı'nda Ur krallarının bir tanesinin oğlu olan Enkidu'dan bahsedilmektedir. Enkidu, çok güçlü ve yarı tanrı, yarı insan özelliğinde bir yaratıktır. Bu yaratık çok sıkılmaktadır ve bu sıkılganlığını gidermek için tanrılar Gılgamış isimli çok güçlü bir varlığı, yaratığı dünyaya yollarlar. Önceleri Enkidu ile anlaşamayan Gılgamış çok savaşırlar fakat yenişemezler ve bu yenişememelerinden dolayı aralarında bir dostluk oluşur. Bu dostluktan sonra artık güçlerini birleştirerek hem insanları korumayı hem de ölümsüzlüğün sırrını bulmayı ant içmişlerdir ve bu şekilde hayatlarını sürdürürler. Gılgamış Destanı'nın bir yerinde sedir ağaçlarının koruyucu tanrısı olan, kötü niyetli tanrı olan Humbaba'nın öldürülmesi vardır. Bu ortostatlarda da bu resmedilmiştir. Bu yüzden Kargamış'ın önemi bir kat daha artmaktadır. Bugün Lübnan yakınlarında bulunan sedir ağaçlarının eskiden çok çok önemli olduğunu ve sedir ağacının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Oradan geçen bütün tüccarları, insanları, oraya düşen herkesi Humbaba öldürmektedir. Bunu engellemek için Gılgamış'la Enkidu çok dahiyane bir plan yaparlar. Her şeyi duyan ve gören, önceden sezen Humbaba'yı bir şekilde kıstırıp öldürürler. Aynı zamanda Gılgamış hayvanlar hakimi olarak da bilinir. Bütün hayvanları yenebilen tek varlık odur. Kargamış ortostatlarında yine bu sahneye rastlıyoruz. Gılgamış Destanı çok tanrılı dönemde yazılmış olmasına rağmen tek tanrılı dönemin bütün dini kitaplarına, yani bütün kutsal kitaplarına yer eden bir öyküyü de içinde barındırır. Bu tufan hikayesidir. Evet, tufan hikayesi Gılgamış'tan sonra tek tanrılı dönemde
tüm kutsal kitaplarda yer almış. Enkidu'nun ölümünü tufan öyküsü izler. Tufan, yeryüzünün sularla dolup taşmasının öyküsüdür. Gılgamış destanında tufanı Tanrıça İştar ve Bel'in başlattığı anlatılır. Gılgamış, tufandan kurtularak sağ kaldığını öğrendiği Utnapiştim'i bulmak için yola çıkar. Utnapiştim, ölümsüzlüğün sırrını bilen bir bilgedir. Sonunda Utnapiştim'i bulan Gılgamış, onun verdiği ölümsüzlük otuyla gençliğine yeniden dönecek ve ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Ama destanın insanlar için en üzücü olan bölümü burada başlar. Çünkü Gılgamış, ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan onu bir yılana kaptırır ve Uruk'a eli boş döner. Bazı kaynaklar Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu halkıyla birlikte yemek istediğini bildiriyor. Destan, Gılgamış'ın ölüm karşısında yenilgisiyle son bulur. Hayvan biçimli kaideler, geç Hitit sanatının getirdiği yeniliklerden biri. Boğazköy'de kapıların iki yanındaki duvarı taşıyan yekpare blokların ön kısımlarında heykel, gövde kısımlarında ise kabartma olarak işlenmiş aslan ve sfenx tasvirleri bulunuyor. Bu kabartmada ise Kral Sulumeli gök tanrısına içki kurban ediyor. Aslan kapıda bulunan dev boyuttaki bu erkek heykelinin Asur kralı 3. Tukulti Apil Eşarra tarafından bir isyan sonrasında kentin başına getirilen ve aslen Kumuhu kralı olan Mutallu'yu tasvir ettiği düşünülüyor. Kargamış'ta ele geçen kabartmalarda çok değişik örnekler de var. Örneğin şu anda önünde durduğumuz ve karışık varlık adıyla adlandırdığımız bu varlık çok değişik bir anlam ifade ediyor. İnsan beynini, aslanın gücünü, kartalın uçuculuğunu, yırtıcılığını ve bir yılanın kurnazlığını tek bir varlık üzerinde toplamış. Galiba bu zekanın, gücün, yırtıcılığın ve kurnazlığın birleşiminden oluşan çok üstün bir gücü ifade ediyor.
Kavimler Kapısı Anadolu, geçmişten ders alarak geleceğe koşmaya ve üzerinde yaşadığımız bu bereketli toprakların zengin kültür mirasını sizlerle paylaşmaya gelecek bölümlerde de devam edecek.